Özel kılavuz olduğunu öğrendiğimiz kişi arkadan gelerek ve ben kendisini görmedim. Arkadan işte yüzüme doğru bir yumruk atmaya çalıştı. Ondan sonra daha sonra da bizim milletvekilimiz bana saldırdığını görüp gidip ona bu sefer onun o arkadan yaptığı saldırısına karşı, yüzüne karşı ondan sonra ona mani olacak gerekli hamleyi yaptı. Benim bir şey yok. Sadece siz işte, darbe aldınız mı efendim? Şöyle hafif bir darbe aldık ama daha sonra olan olaylar sırasında aktarıldığı kadarıyla Olcay Bey'in ciddi bir yaralanması var. Biz böyle hani gözlüğümü yere düşürecek bir sarsıntı gibi bir şey oldu. Daha sonra arkadaşlarımızın müdahalesi sonucunda bu çirkin arkadan hani kalleşçe yapılan saldırıyı arkadaşlarımız püskürttüler. Bundan sonra tabii bunlar mecliste olmaması gereken şeyler ama sözde yenemeyince kaba kuvvete başvuran bir anlayış. Bunu yani bu kalleşçe saldırıya da böyle olmasını istemezdik ama bizim arkadaşlarımız hak edilen düzeyde cevabı verdiler. Yani bu tamamen yavaş oy kullanma ve Enis Berberoğlu konusundan çıktı dediniz. Enis Berberoğlu'nun geçen hafta yapılan haksızlıktan ötürü Sayıştay seçimleri sırasında milletvekillerimizin kabinlerde Enis Berberoğlu'nu düşünerek ve onun yerine orada o olsaydı ne düşünürdü diye düşünerek yaptıkları pasif bir protesto eylemi. Ancak buna tahammül edemeyenler işte bu eylemi ben yönettiğim için bana karşı ıslanmışlar. Arkadan böyle kalleşçe bir saldırı oldu. Bende herhangi bir darp yok, herhangi bir iz yok. Hatta yani şu anda Meclis Genel Kurulu salonundayız. O saldırıyı gerçekleştiren kişi bu yaptığı saldırının karşısında bizim arkadaşlarımız tarafından verilen cevapta kötü duruma düşmüş. Onu da istemezdik ama tabii Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili'ne karşı yaptığı bu saldırıyı bizim arkadaşlarımız da